Merhaba Mastermind izleyicileri. Yavaş ve tutulmuş çekimle izlediğim John Wick 2 filminde yaklaşık 20 adet yeni detay dikkatimi çekti. Muhtemelen fark etmediğiniz bu detayları şimdi sizinle paylaşıyorum. Filmin 45. saniyesinde binanın duvarında bir video oynatılıyor. Bu video Hollywood tarihindeki bilinen ilk dublörlü çekimdir. Bizim filmimizdeki kamera arkasındaki görevli birçok kişinin de dublörlük kariyeri vardı ve hatta yönetmenin bile geçmişte dublörlük yaptığı biliniyor. O nedenle bu videoyla film ekibindeki eski dublörlere atıfta bulunulmuş. Filmin başında John, Santino'ya görevini sormak için giderken bir dilencinin yanından geçiyor. Daha sonra bu dilenciyi Yeraltı Kralı'nın yanında görüyoruz. Buradan da Yeraltı Kralı'nın John'u uzun süredir takip ettiği anlaşılıyor. John Wick'in metro istasyonundaki kaçış sahnesinde duvarda 3 billboard dikkatimi çekti. Bu billboardlarda şunlar yazıyordu: "Sistemi sorgula, tek çıkış yolu araştırmaktır, önce onlara liderlik et." Bütün bu yazılar John Wick'in hikayesinden bahsediyor. Başka bir sahnede Santino, John Wick'in evine geldiğinde duvarda mermi izleri dikkatimizi çekiyor. Burada John Wick 1'i izlerken büyük bir silahlı çatışma izlemiştik ve o silahlı çatışmanın izleri olarak bu mermi delikleri John Wick 2'de unutulmamış. İşte filmde devamlılık tam da bu oluyor. Bu iki filmin yapımları arasında 3 yıllık bir zaman dilimi olduğunu da düşünmek lazım bundan bahsederken. Bu filmdeki bütün katiller haberleşmek için kayan kapaklı telefon kullanıyorlar. Bu kısmen onların teşkilat içindeki rütbelerini de belirtiyor. Mesela Winston teşkilatın en rütbelisi olarak akıllı telefonla sisteme bağlanıyor ve bu telefonu kullanan tek kişi. Ancak John Wick de akıllı telefonla sisteme bağlanıyor. Bu durum John Wick'in de sistemde hatırı sayılır birisi olduğunu anlatıyor. Ancak yine de bu durum John'un yüksek rütbede olduğunu ispatlayan bir şey değil. Sadece hatırı sayılır bir konumda olduğunu belirtiyor. Sonuçta John Wick'in evreninde her şeyin değeri bir jeton. John'a Yeraltı Kralı sadece 7 mermi kapasiteli Kimber 1911 silahını veriyor. Buraya kadar bir şey yok. Ancak birinci filmde olan şeyin aynısı burada da oluyor. Ve John müze sahnesinde bu silahla 7 el ateş ettikten sonra oradan kaçıyor. Aka Aris bu sahnede John Wick'i öldürüp kontratını sonlandırmak için çok kararlı görünüyor. Çatışma sırasında ağır çekimle izlediğimde Aka kendi adamlarından birini kafasından vuruyor. Aslında bu onun ne kadar kural tanımaz olduğunu da gösteren bir hareket ve onun tek amacının sadece John Wick'i öldürmek olduğunu gösteren ince bir detay. Çünkü ikisinin arasında duran adamını oradan çekmenin en hızlı yolu onu vurarak düşürmek ve bu şekilde hedefine ateş imkanı bulabilmek. Bir başka sahnede John, Antonio kardeşlerin bodyguardlarını aynı yolla fakat farklı sonlarla öldürdüğünü görüyoruz. Cassian için John bıçağı sapladığı zaman bıçağı orada bırakıyor. Bu durum Cassian'ı öldürmüyor. Santino'nun bodyguardı için ise aynı yolu kullanan John bu sefer bıçağı çekerek bodyguard'ın orada ölmesini sağlıyor. Bu arada bodyguard Cassian ile savaşırken ve bıçağı sapladığında metro istasyonundan şu şekilde bir anons duyuluyor: "Bu hattın son durağı." Bu söz John'un iki bodyguard için farklı sonları seçmiş olmasına ve Cassian'ın yaşıyor olmasına atıfta bulunuyor. Hemen akabinde John bunu profesyonel bir nezaket olarak kabul et diyerek sahneyi tamamlıyor. Santino, John'a bir görev vermek için çağırdığında bir tablonun önünde duruyor. Bu tablo İtalya İç Savaşı'nı konu alan bir tablo. Santino bu tablonun önünde kendi kardeşini öldürmesi için John'u görevlendiriyor. İtalyan İç Savaşı'nı konu alan bir tablonun önünde bir İtalyan başka bir İtalyanı öldürmek için planlar yapıyor. Roma'daki ilk çatışmadan sonra John kıyafetine vurarak bir şeyler yapıyor. Burada kıyafetine isabet eden ve orada kalan mermileri silkelediğini ağır çekimde çok net görebiliyoruz. Son savaşma sahnesinde John, Santino'nun birçok adamını öldürmekle meşgulken bir noktada sağ ayağıyla tuttuğu bir adamı kafasından vuruyor. Burada John Wick, adamı tuttuğu ayağının yeterince aşağıda olmasına dikkat ediyor. Elindeki silah kuru sıkı da olsa Keanu Reeves rollerinin gerçekçi olmasına özen gösteriyor. İlginç bir detay da şu: John Wick 1 ve 2 4 günlük arayı konu alan
İki film ancak birbirlerinin çekim tarihleri arasında 3 yıl var. Buna rağmen devamlılık konusunda bir üst seviyede olan filmde Merkez Otel'in önündeki araçlar birinci filmdekinin aynı şekliyle ikinci filmde de park edilmiş duruyor. John Wick 1 ve 2'yi incelerken bir şey daha dikkatimi çekti. Bu iki filmde de John kötü adamların sözlerini bitirmesine izin vermiyor. Zaten John'u bu noktaya getirirken neden böyle olduğunu açıklamanızın bir anlamı da kalmıyor. Bir sonraki sahnede ise John'a İtalyan bir takım tasarlayan kişinin adı Luca Mosca. İşin güzel tarafı bu kişi filmin gerçek kostüm tasarımcısı olarak da görev aldı. Yani John'un hem sahne önü hem de sahne arkası kostümlerini aynı kişi tasarlamış oldu. Vico ve kardeşinin John Wick'i tamamen aynı cümlelerle tasvir ettiğini de bu filmi tekrar izleyince fark ettim. John is a man of focus. Commitment. John Wick arabasına kavuştuğunda arabanın ön camında bir etiket görüyoruz. Bu etikete dikkatli baktığımızda ilk filmin çekildiği tarih olan 2014 yazdığı okunuyor. Yani John Wick'in arabayı en son gördüğü tarih. Bu da filmin devamlılığı konusunda çok güzel bir detay. Ayrıca bu film sadece aksiyon ve dublörlükten oluşan bir film değil. Bazı diyaloglar aslında filmdeki anlamından daha fazlasını taşıyormuş izlenimi veriyor. Matrix filmini izleyenler bu diyalogları çok daha derinden hissedeceklerdir. You're not very good at retiring. I'm working on it. He's offered $7 million for your life. So I guess you have a choice. You want a war? Or do you want to just give me a gun? Başka bir sahnede John otelden çıkış yapmak için müdürü aradığında kullandığı çevirmeli telefon dikkat çekiyor. Bu telefon Matrix'te Neo'nun kullandığı telefonla aynı marka. Filmi güzelleştiren bir güzel nokta da şu. Filmde diyaloglar tam olması gerektiği uzunlukta kullanılmış. Gereksiz laf kalabalığı ile filmin ağırlığına dokunulmamış. Yani John eğer bir silah istiyorsa direkt olarak silaha ihtiyacı olduğunu söylüyor. What have you done? Finished it. Ya da bu sahnede olduğu gibi ana kuralları çiğnerken sadece işini bitirdiğini söylüyor. Daha fazla konuşmuş olsa olayın etkisinin azalacağı aşikar. Ya da hiç konuşmazsa yine aynı durumun olacağı. Bu süreci de ekibin çok güzel yönettiğini hissetmek filme ekstra değer katıyor.